Merhaba arkadaşlar. Bugün Zafer'le birlikte Star Wars Rebellion oyununu oynayacağız. Zafer anlatacak kural anlatımını. Başlayabiliriz abi istersen. Tamam. Oyunumuz 1970'lerde çekilen ilk filmin senaryosunu içeriyor. Galakside egemenliğini sağlamış, güçlü bir silah olan Death Star'ı yapmış imparatorluk güçleri ve buna karşı duran isyancı birliğine karşı yaşadığımız bir oyun. İmparatorluk güçleri bu rebel güçlerini 14 tur boyunca arayarak bulup yok etmeye çalışıyorlar. Bunu başarırlarsa oyunu kazanıyorlar. Rebel de buna karşılık bu dönemde bazı gezegenleri kendi tarafına çekerek veya başka aksiyonlar yaparak yok olmamaya, imparatorluktan kaçmaya çalışıyor. Ama bunu yaparken Rebel, Reputation Marker dediğimiz bir markera özel objektifler gerçekleştirerek bunu ilerleterek tur sayısını kısaltmaya çalışıyor. Normalde 14 tur sürüyor, 14 round süren oyunumuz bu Rebel Reputation Mark'ın ilerlemesiyle 6, 7, bilemediniz 8. roundda bitiyor. 8 roundda bitmesine rağmen gerçekten uzun, özellikle son roundlarına doğru çok karışık diyorum. Oyunda çok ikonik karakterlerle oynuyoruz. İmparatorluk kısmına bakarsak Palpatine, Darth Vader gibi Grand Moff Tarkin gibi çok önemli karakterler oyunda var. Şeyde de Rebel kısmına baktığınızda da en bildiğimiz Prenses Leia, Jon Donovan'la, Mon Mothma, General Rakin gibi karakterler var. Oyunda başlangıçta ilk olarak bu karakterlerimizi bu gezegenlerin üzerindeki bölgelere çeşitli görevler yapmaya gönderiyoruz. Şu an ben oyunun setup'ını yaptım. Bu kitapta first setup olarak geçiyor. Yani askerlerin konulduğu, her şeyin yerleştirildiği bir setup var. Bu durumda bizim rebel olarak ordumuz ikiye bölünmüş durumda. İmparatorlukta 5 tane farklı bölgede askerlerinde bulunuyor. Bu bölgeleri şuradaki Proptek'ten belirliyoruz. Burada first kurulum olduğu için hepsi yerinde. Buradan rebel olarak ben bir tane bölge seçeceğim. Bu benim gizli bölgem olacak. Orada şu askerlerin bulunacak. İmparator da orayı bulmaya çalışacak. Şimdi oyuna assignment fazla başlıyoruz. Ben yerimi belirledikten sonra. Assignment fazla başlangıçta her iki grubun da 4 tane standart kart var. Bu kartlar oynandıktan sonra elimize gelen kartlar. Aynı şey imparatorluk için de geçerli. Onun da 4 tane standart kartı var. Bir de burada mission decklerimiz var. Hem imparatorluk hem rebel için. Bu mission deckler de oyunun ikinci fazında yani roundlar bitti, hareketler bittikten sonra her tur elimize 2 tane çektiğimiz kartlar şeklinde. Ve bunlar oynandıkça discard olan kartlar yani bir kerelik kullanabileceğimiz kartlar ama ilk baştaki 4 kart sürekli kullanabileceğimiz kartlar. Başlangıçta setup'ta 2 tanesiyle başlıyoruz. Yani elimizde toplamda 6 tane kart olabiliyor. Şimdi bir mission kartında öncelikle sol üst köşeye bakıyoruz. Oyunda 4 tane farklı imge var. Sarı olan diplomasi, mavi olan araştırma, teknik olan yani şöyle bir işe kahverengi olan teknik, kırmızı olan da gücü simgeliyor. Bunun yanında rakam görüyorsunuz. 1, şurada 2, hatta 3'e kadar çıkabiliyor bu. Bu bir göreve o kişiyi assign edip edemeyeceğinizi ifade ediyor. Örnek olarak şu Leia'yı alırsak, Leia'nın 2 mavi, 2 sarı, 1 kırmızı ikonu var. Bu demek ki şu göreve, bu göreve ve bu göreve ben L'ye assign edebilirken şuna kullanamıyorum. Tabi assign etme işinde şurası 3 olsaydı yine L'yi gönderemeyecektim. Burada kişilerin hangi göreve gideceğini sol üstteki bu kısım ve o kartın yani karakterin üstündeki simgeler belirliyor. İlk başta Rebel assign atmaya başlıyor ve kapalı olarak assign edeceği kartları belirliyor.
Onun üstüne karakterler koyuyor. Uygun renkteki. Bakalım şuraya bunu koymamız gerekiyormuş. Buraya da bunu koyduk. Uygun renkteki karakterlerini koyuyor. Sonra Esen Faz'ın ikinci dönemi İmparator bu sefer kartlarını yine aynı şekilde koymaya başlıyor. Ve bunları kapatıyor. Kartları biraz sonra anlatacağım. Diyelim ki İmparatorluk'ta iki tane kartını seçmiş olduk. Bu aşamada Command Faz başlıyor. Command Faz'da ilk önce yine Rebel başlıyor. Rebel Command Faz'da isterse bu görevlerden birini açabilir. İsterse birimlerini hareket ettirebilir. Birimleri hareket ettirme kısmında öncelikle şunu yerleştirelim. Şu gördüğünüz karakterlerin, bu hero'ların sağ ve sol alt tarafında rakamlar var. Bazılarında bu rakamlar yok. Birimleri hareket ettirebilmeniz için öncelikle göndereceğiniz liderin sağ ve solunda rakamlar yazması lazım. Yani Mon Mothma hiçbir şekilde burada asker yürütemez. Bu imparatorda da bazı karakterlerde var. Şimdi Rebel ilk olarak diyebilir ki ben bir görevi esayen edeceğim ya da birliklerimi yürüteceğim. Bu durumda ben istediğim bir gezegene geliyorum. Mesela buraya geldiğim zaman bu gezegenin etrafındaki tüm Rebel askerlerini buraya toplayabilirim. Burada kapasitem gemilerde, uçan gemilerde bir sınırım olmamakla birlikte karadakilerde bir sınırım var. O da şu, gemilerin kapasitesi, taşıma kapasitesi. Onu şuradaki bordun üzerindeki gemi diyagramından anlayabiliyorsunuz. X-Wing ve Y-Wing'lerin herhangi bir taşıma kapasitesi yokken Rebel Transporter 4 taşıyabiliyor. Corellian Corvette 2, Mon Calamari Crusader 2 taşıyabiliyor. Sol taraftakiler hava üniteleri, spaceship. Sağ taraftakiler kara üniteleri, kara üniteleri. Şurada gördüğünüz zincir işareti ise bunların bir taşıma sırasında illaki bir hava aracına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Burada iki tane yapımız var. Shard Generator'la Ayanka'nın. Bunlar oldukları gezegenden asla taşınamıyor. Ben burayı aktif ettikten sonra dediğim gibi buradaki bütün birlikleri buraya getirebilirim. Yürümede bir kuralımız var. Eğer burada bir ünite varsa, yani bir lider varsa, hero varsa buradaki askerleri hiçbir şekilde hareket ettiremiyorsunuz. Tek sınırımız bu. Bu yürüdüğüm alanda Rebel, imparatorluk güçleri varsa da savaş başlıyor. Onu biraz sonra anlatayım. Şimdi kartlardan biraz bahsedeyim. Kartlar, özellikle temel kartlardan bahsedeyim. Bundan ama önce tabii gezegenleri tanıtalım. Şimdi galakside 32 gezegenimiz var bizim. Bazılarında simgeler var, fark ettiyseniz. Yanlarında tokenlar var, bazıları boş. Bunlar, şu boş olanlar remote sistem olarak kabul ediliyorlar. Buraya herhangi bir diplomasi hareketi yapılamıyor. Yani bunları kendinize alliance etmek gibi bir durum söz konusu değil. Aynı zamanda asker üretmiyorlar. Ama şurada gördüğünüz şöyle simgesi olanlar populist sistemler sayılıyor. Kartlarda bu tip geçiyor isimleri. Ve asker üretebiliyorlar. Tabi buraları kendi egemenliğinize almanız için çeşitli diplomatik hareketler yaparak kendinize geçirebiliyorsunuz. Onu da şöyle sağ tuşa basıp mesela istersem Rebel yapabilirim, istersem imparatorluk yapabilirim. İmparatorluğun bu konuda tek bir farkı, subjugated sistem yapabiliyor bu populist sistemleri. O da şöyle, bir ordusuyla herhangi bir sisteme, kara ordusuyla geldiğinde diyor ki kardeş ben burayı baskıladım, bundan sonra bana en azından bir ünite üreteceksin ve ben burayı yöneteceğim şeklinde bir durum söz konusu. Ama bu Rebel'in askerlerinde söz konusu değil. Ben Simon Faz'da açtığım kartta kartın şuradaki tekstini okuyorum. Bu tekste iki tip var. Attempting any system, yani attempt,
bir yere bir girişimde bulun. Ya da resolve in rebel base veya resolve in system diye söyleniyor. Resolve ettiğiniz zaman hiçbir sıkıntı yok. O zaten mesela şu karakter bunun üstünde olsa resolve in rebel base diyor. Ben buraya götürüyorum ve bunu resolve ediyorum. Bu kart biraz special bir kart ama bunu resolve ediyorum. Attempt'te de şöyle gerçekleşiyor. Attempt'in populist sistem diye bir şart koymuş. Benim bir populist sistem bulmam lazım. Burada herhangi bir populist sisteme gidiyorum. Kartın doğası gereği kendi sistemime değil de buraya gitmem gerekiyor. Gittikten sonra devamında diyor ki eğer bu sistemde rebel ünite varsa iki tane fazladan zar kazan. Eğer yoksa burada iki tane fazladan zar kazan. Burada başarılı olursan da burası sana bir loyalty kazandırsın diyor. Şimdi ben bunu söylediğimde imparator diyor ki dur kardeş ben orada senin olmanı istemiyorum diyor. Buradan istediği liderini bu lider havuzundan buraya getirerek buna karşı çıkıyor. Olmaz diyor. Burada sen kazanamazsın. İmparatorluk yapacak. Seni engelleyecek diyor. O zaman bir zar atma işine giriyoruz. Zar atmamız da şöyle. Bu kartın ikonu neydi? Sarıydı. Ben sarı kaç tane ikon var üstünde bakıyorum. Prenses Leia için 2, Palpatine için 3. Bu durumda zar atacağız. Zar kısmını şuradan göstereyim. Burada zarlarımızın renginin bir önemi yok. O yüzden 2 tane Leia için koydum. 3 tane de Palpatine için koydum. Sonra da zarları atıyorum. Tamam. Attık. Burası da atsın. Tamam. Bu çok güzel. Şimdi burada zarlarda 3 tane simge var. Birincisi şöyle hedef simgesi, ikincisi patlama simgesi, üçüncü de şöyle çarpı ve yuvarlak simgesi. Şimdi bu bu tip mission'larda farklı anlamlar taşıyor. Bu bir success, şu da bir success. Bunlar birbiriyle aynı. Şu iki success sayılıyor. Bu durumda imparatorluk 3 success, Rebel 2 success yaptığı için İmparatorluk Rebel'in o görevi başarmasını engelledi. Bunun tam tersi olsaydı bu sefer Rebel bunu başarmış olacak ve burayı kendisine loyal etmiş olacak. Loyal etmenin avantajlarından biri asker kazanıyorsunuz. İkincisi imparatorluktan kaçmak için size ekstra avantajlar sağlayabiliyor. Beraberlikte kim kazanıyor? Beraberlikte savunan kazanıyor. Yani imparatorluk kazanır burada. Tamam. Görevleri bu şekilde hallediyoruz ve dediğim gibi birbirinden çok farklı kartlar olduğu için bunlar kartlar açıldıkça yapabileceğiniz durumla. Sonrasında savaşla ilgili kısmı anlatayım. Şimdi diyelim ki şu grupla çatıştı. Yani imparator Rebel dedi ki ben buraya askerlerimi yürüttüm ve burada bir savaş açacağım dedi. Karşılığında da yine burada lider kulunuzda bir adamınız varsa buna karşı koyabiliyorsunuz. Karşı koyarken bütün üniteleri alıyoruz buradaki ve şu savaş bölümüne götürüyoruz. Şuraya getirdim. Savaş iki bölümden oluşuyor. Şu burada. Birincisi hava savaşı, ikincisi kara savaşı. İki farklı faz var yani. İlk önce hava savaşı yapılıyor. Sonra kara savaşı yapılıyor. Sonra bir grubun kaçıp kaçmayacağı soruluyor. Eğer kaçmayacaksa savaş devam ediyor. Kaçacaksa saldırdığı bölgeye kaçmak zorunda. Savunan öncelikle kendine ait bir bölgeye, sonrasında isterse ayrı bir bölgeye kaçabilir. Şimdi savaşta öncelikle saldıran her halükarda lider götürmek zorunda. Çünkü o üniteleri yürütmek zorunda. Savunan lider götürmek zorunda değil. İsterse götürür, isterse götürmez. Götürmezse buradaki üniteler asla bu savaştan kaçamazlar. Yani imparator savaştan kaçma hakkını bir kere kaybetmiş olur.
İkincisi, liderler, gördüğünüz şu demin sağda ve solda rakamlar var demiştim ya, bu rakamlar üzerinden zar atıyorlar. Yani Prenses Leia hava savaşında bir, kara savaşında da bir zar atacak. Bu durumda Palpatine hava savaşında 3, kara savaşında 2 tane zar atacak. Öncelikle pardon, zar atacak dedim. O expansion'la karıştırdım. 3 tane kart çekecek. Şeyde Leia'da bir tane kart çekecek. Kartlar iki tip ayrılıyor. Birisi hava, birisi kara şeklinde gelişiyor. Prenses Leia için bir tane kart açtık. Palpatine için 3 tane. Tabi bunlar gizli olacak ama ben gözükmesi için bunları açık açtım. Bu durumda zarlarımızı atıyoruz. Zar atarken ünitelerin güçlerine bakıyoruz. Corellian Corvette. Şu sağ tarafta gördüğünüz bunun canı. Buna vurabilmeniz için kırmızı zarla iki hasar vermeniz lazım. Bir kırmızı, bir siyah zar atıyor. Bu durumda ben zar pulumu ayarlayayım. Bir kırmızı, bir siyah. Yok, yeşil değil. Siyah ekledim. Sonra bir tane Y-Wing'im var. Y-Wing burada. Bir tane kırmızı zar atıyor. Sonra bunları atıyorum. Şimdi zarda 3 tip var yine. Deminki gördüğünüz hedef var. Şunu bir şöyle yaparsam. Şöyle. Bir de şöylesi var onun. Ha, demin gelmişti. Şöyle. Şimdi 3 farklı tipte sembol var. Bu sembol şu ifade ediyor. Kırmızı da geldiyse kırmızı zarar, siyah da geldiyse siyah zarar demek anlamına geliyor. Bu size kart çektiriyor ya da kartın üstünde buna benzer bir simge varsa o kart oynamanızı sağlıyor. Siyahta olmasına rağmen patlama işareti varsa bu hem kırmızıya hem siyaha zarar veriyor anlamına gelir. Üç farklı simge var. Yani şu zar siyahta gelseydi sadece siyaha hasar verebiliyordu. Bu durumda sadece kırmızıya hasar verebilecek. Buysa istediği rengi siyah ya da kırmızı hasar verebilecek. O ne demek? Bakın gelin burada gördüğünüz gibi X-Wing, Y-Wing'in birer canı var. Ama hasar verebilmeniz için siyahla vurmanız lazım. Şu oldu mu her halükarda vuruyorsunuz. Ama Corellian Corvette'e hasar verebilmeniz için de kırmızıyla vurmanız lazım. Ama bu her halükarda vuruyor. Şimdi ben bu aşamada şunu yapacağım. Bir siyah veya herhangi bir rengi kullanabileceğim bir zar geldi. Bir tane kırmızım var. Karşıdaki gemilere bakacağım. Bunun dört tane kırmızı canı var. Bunların da birer tane siyah canı var. Burada rakibimin elinde de üç tane kart var. Bu kartlardan bazıları da defans kartı. Ben ilk başta maksimum hasarı vermek istiyorum. O zaman diyorum ki bir tane şuna vurayım. O ikiyle nasıl olsa o büyüyü patlatamam. Bir tane de buna vurayım diyor. Bunu ya bir tane buna vuramıyoruz. Şuna vuruyoruz mecbur. Şimdi dedim ki siyah zarımla ben buna vurdum. İstersen buna vurabilirdim ama şu ölsün istedim. Bu kırmızı zarımla buna vuramadığım için şuna vurdum. Sonrasında da şu kartımı çalıştırdım. Bu diyor ki 2 damage one ship. O zaman ben şuna 2 hasar daha veriyorum. Hatta şöyle yapıp şuna da bu hasarımı alıyorum. Çünkü bu geminin canı 4. Buna karşılık imparator bakıyor. Ben buna bir blok koyabiliyor muyum? Şimdi şu kartlar böyle bir zarı olmadığı için şu an kullanamayacağı bizi kartlar. Ama bu kartı kullanabilir. Bu diyor ki discard one space card. Card from your hand. Block two. Yani iki tane hasarı şey yap. Ben diyorum ki bu kartı oynuyorum. Şu kartını da discard ediyorum. Karşılığında şuradaki iki zararı kaldırıyorum. Gemideki zararı kaldırmasam destroy olsa bile bu ateşini ediyor. Her durumda saldırısını yapıyor. Ama ben bir turluk en azından bu büyük gemimi kurtarmış oldum. Sonrasında sıra imparatorluğa geliyor. İmparatorluğun Star Destroyer iki kırmızı, bir siyah zar atıyor. Buradan bir kırmızı, bir siyah. İki tane TIE Fighter'ım var. Onlar bir, iki tane zar ekledi. Sonra ben bunları attım. Kötü bir zar geldi.
Sadece bir tane kırmızı hasarım var, bir de siyah ya da kırmızı hasarım var. Burada güçlü gemi şu, o yüzden ona iki tane hasar koyuyorum. Biliyorum ki Reven'in elinde de kart yok. Böylelikle kara savaşını bitirmiş oluyoruz. Bu durumda bu patlıyor, bu iki hasarıyla yoluna devam ediyor. Burada biraz imparatorluk üstün duruma geçmiş oldu havada. Şimdi kara savaşına geliyoruz. Yine karakterlerin konsolisine bakıyoruz. Palpatine iki kart çekiyor. Bir ve iki. Leia bir tane kart çekiyor. Sonra Leia zarlarını atıyor. Bunlar siyah zar atıyor birer tane. Bu da kırmızı ve siyah zar atıyor. Onlar da hep burada göreceğiniz şeyler. Kırmızı ve siyah zar atıyor. Burada ne yapacağız? Bir kırmızı, 1, 2, 3, 4. Bir savaşta bir renkten en fazla 5 zar atabilirsiniz. Yani benim burada 50 tane adamım da olsa siyah olarak atabileceğim zar sayısı 5. Kırmızı olarak atabileceğim zar sayısı 5. Toplamda şeyi 5'er 5'er onu geçemezler. Hiçbir zaman. Şimdi zarlarımı atıyorum. 2 tane siyah, 1 tane kırmızı geldi. Veya bunu siyaha da vurabilirim. Karşıdaki karakterlere bakıyorum. Bunun 2 kırmızı canı var. Yine burada gözüküyor onlar. 1 siyah, 1 de 1-2 de siyah var. Bu durumda ben yine şöyle bir şey yapacağım. Elimdeki karta bakayım. Elimdeki kart şu ikonu isteyen bir karttı. O yüzden bunu kullanamayacağım. Çünkü öyle bir ikon gelmedi. Bu durumda iki tane buna zarar verdik. Bir tane de şuna zarar verdik. Böylelikle üçlü bir zarar verdik. Karşı taraf eline bakıyor. Herhangi bir defansları yok. Bu damage'leri kabul ediyor. Kendisi de zarar veriyor. Şu ünite ile bu ünite aynı. Bunlar da birbiriyle aynı aslında. Yani bir kırmızı, üç siyah atacağım. Bir bir, bir bir şeklinde. Bunu attığım zaman, şimdi bir hasarım var. Aynı zamanda bir tane bundan var. Şimdi kartlarından biri de bir hasar veriyordu. O zaman ben diyorum ki bir ve iki. Şu Airspeeder'a vurduk. Şu kartı da kullanarak. Sonra diyor ki iki tane zarını tekrar at. Tabii kullanmadığım zarları atmak istiyorum ben. O da şu ve bu. Şimdi burada bir kırmızı zarar daha geldi. O zaman taktiğimi değiştirmem lazım. Buna iki koymuştum. Şuna bir koyup buna bir daha ekledim. Sonrasında bu simgeler size bu kartlarda kullanamıyorsanız kart çektiren simgeler buradan bir tane kart çek. Şunu kullan. Bu zarar. Bu kızlar diyor ki Draw two taktik cards istediğin şekilde çekebilirsin. Ben onu kullanıyorum. Şu simgeyle şu zarı kullanıyorum. Bir kart daha çekiyorum. İmparator müthiş oynuyor bu arada. Dayağı yedik ya. Neyse. Bir de blok damage geldi. Ama bunlar assign olmuş da artık blok olamıyor. Yani o yüzden bir sonraki tura saklayacağız. Bu şekilde savaşımız bitiyor ve şöyle gerçekleşiyor. Şöyle bir şey yapalım. Burada imparatorluk kaybetmiş olsun. Burada da imparatorluk kaybetsin. Bu durumda yine savaş bitiyor. Birisi geri çekilmediği sürece geri çekilme de kalmamış. Çok ilginç bir şey gerçekleştiriyor. Karada rebel liderken yukarıda imparator liderlik oluyor ve gezegene bu şekilde taşınıyorlar. Şunları şöyle yapalım. Bu geldikleri gezegen şurasıydı. Ve burada böyle ilginç bir durum oluşuyor. Bunun ilginçliği şu, buraya herhangi bir asker ünite koyamıyorsunuz. Aynı zamanda şey yapılamıyor, burada üretim de yapılamıyor gibi bir durum oluşuyor ve yukarıyı imparatorluk, aşağıyı rebel kontrol ediyor. Command ve şey bu şekilde gerçekleşiyor. Bunu elinizdeki liderler bitene kadar veya pas diyene kadar bu şekilde yapıyoruz. Pas dedikten sonra şey başlıyor. Refresh phase başlıyor. Refresh phase'de imparator iki tane prop deck çekiyor.
Bu proplar aslında şurayı çoğunuz göremiyorsunuz da bu bölgede buranın ufak bir haritası var. Bu kalkabilen bir şey miydi? Kaldırabiliriz. Beni Tamam. promote eder misin? Edeyim. Promote. Aha. Onu kaldırırsak daha iyi gözükecek o. Tamamdır. Ben de şu bunun referansı açayım. Bir şey gördüm. Şurada. Ha, burada. Şunu da seçtim. Tamam. Şimdi burası aslında mini bir map. Burada rebel şey imparatorluk hangi gezegendeyim sorusunu bulmaya çalıştığı için buralara noktalar koyuyor. Ben işaretleyemiyorum ama sen işaretleyebiliyorsun abi. İşaretlediğin bölgede Böyle mi? aynen ya ondan koyuyorsun ki şu propu ifade ediyor ya da askerin olduysa asker varmış işareti koyabilirsin. Gözükmedi ama ikisi birbirinden farklı. Birincisi bunlar varken ben oraları tekrar Rebel Base seçemiyorum. Yani bir tane Rebel Base seçtiğimi Ha şunu düşünün. diyorsun değil mi? Şu Aha, yüzü. aynen. Aynen bu yüzü orada senin şey olduğunu gösteriyor. Hakimiyetin olduğunu gösteriyor. Senin hakimiyetin olduğu ya da prop bilgisi olduğu yani bu gezegeni araştırdığın bu kartların sende olduğu şeyleri ben yeniden Rebel Base'imi taşıyamıyorum. Ve sen de bunları kapatarak aslında benim Rebel Base'imi bulmaya çalışıyorsun. Bulduktan sonra da yok etmeye çalışıyorsun. Bulma işlemi nasıl gerçekleşiyor? Sen command phase'inde askerlerini yürüttüğünde kara ünitesi taşıdıysan ve o gezegene indirdiysen, kara ünitesi taşıdıysan zaten indireceksin. Bu durumda bana soruyorsun, Rebel Base burası mı? Şimdi Rebel Base burası dersem öncelikle şuradaki kartımı çeviriyorum. Rebel Base orası olduğunu varsayalım. Evet burası diyorum ve burada askerlerimi buraya taşıyorum. Ve burada savaşı başlıyoruz. Buradaki bütün üniteleri hava kara dahil yok edersen oyunu kazanıyorsun. Bu Rebel Base'i keşfetmenin bir yolu. Diğer yoluysa popülus bir sisteme Rebel Base'i koyduysan ben ve sen burayı kendine loyal kabul ettiysen o zaman burası mı diye yine soruyorsun. Ve ben diyorum ki evet burası. Burada biraz farklı çalışıyor. Şey oluyor. Ben o zaman yine Rebel Base'i belli ediyorum. Buraya koyuyorum ama bu Rebel Base'i korumaya devam ediyor. Yani buradayım. Beklerim gel diyorum. Bu İki tip yapabilmem de. için buraları imperial olması lazım. Aynen. Orası imperial olduğu zaman sen soruyorsun ve ben Rebel Base'imi buraya taşımış oluyorum. Sonrasında herhangi bir şekilde sen beni bulacağını hissettiysem, işte Death Star yakınıma geldiyse falan gibi bir durumda ben Rapid Mobilization kartını kullanarak, assign ederek Rebel Base'imi taşıyabilirim. Yalnız bu biraz diğer assignment fazla kartlardan biraz farklı çalışıyor. Diğer assignment kartları çevirdiğinde aksiyonunu alıyorsun. Bu bütün aksiyonlar bittikten sonra çalışan bir kart. Bunu çalıştırdığım zaman ben yeni bir Rebel Base'i şu prop deck'ten aramaya başlıyorum. Gizlice 4 tane çekiyorum. Bu arada assignment ile ilgili bir şey söyleyeyim. Bir karta bir lider gönderebiliriz. İki bir lider de gönderebiliriz. İki lider göndermemizin iki sebebi olabilir. Birincisi kartın gereksinimi 3 mavi istiyordur. 3 maviye ulaşmak için iki adam gönderebilirsiniz. Ya da bazı kartlar işte iki lider gönderirsen mesela diyor ki bu 4 yerine 8 çekersin gibi diyor. Yani o kartın gücünü arttırmak için kullanabiliriz. Ve bu kartı yaparken iki lider ilgili bölgeye gönderdim diyelim. Yine karşı koyarken lider gönderiyorduk ya. Bu lider gönderme sadece bir kişiyle olabilir. Yani iki lider bir karta assign edebiliyorsunuz. Ona karşı taraf karşı koyacaksa sadece bir lider gönderebiliyor gibi bir matematiği var.
Yine assignment ile ilgili burada bir şey söyleyeyim. Diyelim ki burada başka liderler de vardı. Hepsi bu göreve katılırlar. Hepsinin aynı simgedeki zarları toplanır. Ama bu zar sayısı yine onu geçemez. Yani siz bir assignment'ta çok zar atmak istiyorsunuz, karşı tarafı zor duruma düşürmek istiyorsanız ki bunu genelde imparatorluk yapmak istiyor. İmparatorluk birini yakalayıp işkence edip yer öğrenmek istiyorsa çok adamla gidip oraya yapmak istiyor ki rebel engelleyemesin bunu. O zaman zar sayınızı çoğaltmak istiyorsunuz. Şimdi tekrar şuna dönersek, Rabbit Mobilization ismini söyleyeyim. Ve Burada tek lider koymuşsam dört tane kart çekiyorum prop deck'ten. 8 lider koy şey 2 lider koymuşsam 8 tane çekiyorum. Yeni bir yer keşfedeceğiz. Şimdi burada bakarken şuna dikkat ediyoruz. Birincisi imparatorluk askeri o gezegende mi? O gezegende ise oraya gidemiyorum. İkincisi imparatorluk loyalitesi var mı o askeri olmasa bile? Gidemiyorum. Bir de zaten imparatorun kendine daha önceden almış olduğu kartlar var. Oraları zaten gidemiyoruz. Eğer bu kartların içinden istediğim bir bölge varsa oraya gitmeyi tercih edebilirim ya da etmeyebilirim. Tamamen bana kalmış, o anki duruma kalmış bir opsiyon. Bu şekilde yerimi değiştirebilirim. Şimdi bunun dışında şöyle objektiflerimiz var. Diyordum ya round'u ilerletmenin yönlerinden biri de bu kartlar. Buradaki kartları çizmişler üstünü. Herhalde telif hakkı olmasın diye. Bu kartlardan şöyle bunu mesela hatırlıyorum. Bu diyor ki işte bir tane Star Destroyer başlattığım bir savaşta Star Destroyer'ı patlat, bir tane reputation kazan. Yani diğer ülkelerde senin reputation'ın artsın. Böyle ilerletiyorsun. Şimdi bunda iki tip de var. Birincisi start of refresh phase diyor. Bakın şurada yazar. Diğerisi de combat diyor. Şimdi refresh phase'de açabileceğiniz kart sayısı 1. Yani ben 3 tane mission yaptım deyip üçünü birden açamıyorsunuz. Bir tanesini açıyorsunuz. 1 ya da 2 reputation kazanıyorsunuz. Bu kartların bazıları 2 reputation veriyor. Mesela şununki gibi. İkincisi ise combat'ta geçiyor. Bunu da yine combat'ta bir tane açabilirsiniz ama o round boyunca 2 veya 3. combat'ınızı yapmışsınızdır. O zaman varsa 2. veya 3.sünü de açarsınız ama zaten Rebel'in öyle 2-3 combat yapayım, imparatorluğu dize getireyim falan yalan onlar. Şimdi burada Destroy'u yok edersem bir reputation kazanacağım. Benim de Rebel olarak amacım bir an önce şu token'la bu token'ı öpüştürmek. Bunu başarırsam ben oyunu kazanıyor. Yerim bulunmadı. Galaksiye de demokrasiyi geri getirdi. Şeklinde bir durum söz konusu oluyor. Geçmiş Şimdi. için. Hı? Peki. Oyun Şimdi öncesi gelelim o zaman yani şuraya. Genç adam, sesin bize geliyor. hatırsan tabii ki. Peki, bu arkadaşı şey yapabiliyor muyuz? Şey Ben yaptım. yaptım, ben yaptım. Yap. Tamam. Peki. Şimdi burada bir Death Star'ımız var. Bu gerçekten şaheser bir yapı. Bir kere Destroy edilemiyor gençler. Bunun bir yöntemi var. O da işte elinize şu Death Star plan gelecek. Rogue One'daki gibi planı bulacaksınız da. Bunun bir atış şekli var. Onu tutturacaksınız da o sırada işte bir tane X-Wing'iniz olacak şeklinde bir durumu var. Yok edilemez değil ama yani imkansıza Çok yakın. zor. Bu şey değil. Şöyle söyleyeyim. Bu bir gemi değil. Ship Station olarak geçiyor. O yüzden bazı kartlarda da farkı var. Onu şurada görebilirsiniz. 4 tane kırmızı atıyor. Herhangi bir canı yok. Ve bunun girdiği savaşlarda hiçbir şekilde imparatorluk kaçmıyor gibi bir durum söz konusu. Şimdi biz ne yaptık? Assignment'larımızı yaptık. Buralara adamlarımızı koyduk. Turumuzu tamamladık. End of phase'de imparatorluk 2 tane şey çekti. Prop Burada çok çekti. kısa bir şey Yeni yerler. soracaktım. Tabii abi. Kombatta
Mesela burada şey gerçekleşti. Karada Rebel'ler kazandı. Şeyde havada Empire kazandı. Karada hem Rebel hem Empire kara birme gibi bir durum oluyor mu? Yoksa bir taraf Yok. sınırlara kadar devam mı ediyor kombat? Öyle mi Evet. oldu? Bir taraf bitirilene kadar devam etmek zorundayız. Tamam. Ama bu Kesinlikle. olabiliyor yani. Ground Tabii bu ve Air. olabiliyor. Aynen. Hatta Rebel'in görevlerinden biri imparatorluk askerlerini veya kontrol ettiği yerlerde asker bulundurmak. Anladım. Okey. Bazen ona bile gidebiliyor Rebel. Ama Rebel. Empire karada değilse havada olması buranın Alliance'ını değiştirmiyor. Burası şey olmuyor. Empire Şimdi olmuyor yani. şöyle, evet, karada olsaydı Alliance'ına değil de orayı subjugate ediyor, baskılıyor. Oranın yine şeyi onda değil, loyalty'si onda değil. Anladım. Sadece korku yönetimi var. Karşılığında asker üretebiliyor orada. Ama bu durumda yukarıda rebel, aşağıda imparatorluk olsaydı bile üretemezdi. Ve oraya asker koyamazdı. Redel Şimdi üretemezdi. asker şöyle bu tip durumlarda üretim Ha, yapılamıyor. tamam. Okey. Karşılıklı olunca yapılabiliyor. Bir yöntemi daha var onun. O da sabotaj marker. Onda da üretim yapılamıyor şeklinde. Okey. Şimdi şeyi bitirdikten sonra şuradan görebilir miyim? Biz assignment'larımızı yaptık, yürümelerimizi yaptık, her şeyimiz belli olduğunda round tracker'ımızı ilerletiyoruz. Round tracker'ımızı ilerlettiğimizde şurada iki tane simge var. Biri burada teke düşecek, sonra yine iki olacak. Bir noktadan sonra şu üstteki soldakini göremeyeceksiniz. Şu soldaki diyor ki kendi bünyene yeni bir lider kat. Bunun için şunu yapıyorum. Şuradaki lider kulumdan, şu pardon, şuradaki lider kartından iki tanesini çekiyorum ben. Bizim oynayacağımız base game'de buradaki textlerin hiçbir önemi yok. Biz base game kuracağız ve oynayacağız. Çünkü bu textler biraz daha oyunu karmaşıklaştırıyor, onun farklı kuralları var. Burada resimde gördüğünüz, bazen burada iki adam da olabiliyor. Şöyle bir tane daha açayım. Ama bulamıyorum. Burada gördüğünüz şu iki kartı şey yapmış olalım. Üç adamda birini tercih edeceksiniz. Ve onu kendi grubunuza alacaksınız. Burada diyelim ki biz Obi-Wan'ı aldık. Artık o bizim lider kulumuza geliyor. Tamam. Aynı şeyi İmparatorluk da yapıyor. Buradan iki tane kart açıyor. Ve kendine uygun olan bir lideri şuradan çıkartalım. O liderlerin statlarına bakıyor. İşte hangisi işine gelirse. Ona göre şey yapıyor. Bazen şunu da yapabilir. Şurada bazı liderin simgesi var kartlarda. Söylemeyi unuttum. Bu lideri bu kartla esayin ederseniz bu size otomatik olarak iki tane success veriyor. O yüzden bazen elinizdeki kartlardan biri ki şu çok güçlü bir adam. O yönden ben çok seviyorum. Bunun kartı çok güçlü çünkü. Gelirse bazen onu da tercih edebiliyorsunuz. Tamamen taktik. Hangi lideri alacağınızı. O sizin lider kulunuza geliyor. Ve bir sonraki round'u aslında 5 tane adamla oynuyorsunuz. Şimdi end of round'da öncelikle iki tane kart çekiyoruz. Elimize yani şu destemize iki tane daha kart geliyor. Sonra bakıyoruz elimizde 10 tane kart mı var? 10 tane şey 10 ondan fazla kart mı var? Ondan fazla kart varsa atıyoruz. Sonrasında liderlerimizi geri çekiyoruz. Esayin ettiğimiz liderleri. Sonrasında bu işte şeyleri yapıyoruz. Şunları yeni lider seçiyoruz. Şeye özel olarak imparatorluğa özel olarak iki tane prop çekiyor ve bu proplara göre burada işaretlemelerini yapıyor. Sonrasında da asker üretiyoruz. Reben ne yapıyor? Yine iki tane mission kartı çekiyor. Liderlerini geri çağırıyor. Ondan sonra Liderleri çağırmak asker zorunda mı bu arada? Yani o gezegende bırakabiliyor mu isterse? hayır, bırakamıyor. Tamam. Onlar illaki geri gelecekler. Zaten bırakmak istemiyorsun abi. Bu bir worker placement oyunu aslında. Yani yerleştirdiğin adam iş yapıyor. Eksik oynamak
istemiyorsun. Sonra yine dediğim gibi şey yapıyor. İmparator şeyin, Rebel'in tek farkı şu mission decklerinden çekiyor. Bu mission decklerinden, yani bunlar çok kritik mesela Rebel için. Bunları olabildiğince yapmaya çalışıyor. Sonrasında asker üreteceğiz. Asker üretimini şöyle yapıyoruz. Şimdi bana loyal olan her yerdeki simgeye bakıyorum. O simgeler, bakın yuvarlak var, üçgen var. Bir de mavi ile sarı şeklinde değişiyor. Bir de karesi var bunun. Aslında 3 tip ünite var. Şu board'a gelirsek, bakın üçgen olanlar ve mavi olanlar hava, hafif havalar. Şu yuvarlak alan orta sınıf, bu da büyük sınıf, gemiyi ifade ediyor. Bunun tam tersi imparatorlukta da var. İmparatorlukta bir de Superstar Destroyer'ı var. O da özel projeyle çıkan bir ünite. Bu sarı olanlar da yer ünitesi. Bunlardan istediğinizi tercih ediyorsunuz. Mesela şuradan bakalım. Rebel bir tane sarısı var. Bu Air Speeder veriyor. Hemen şuradan bir tane Air Speeder'ı alıyorum. Burada yanında bir rakam var. 1. Üretim safhasının 1'ine koyuyorum. Sonra şuna bakalım. Şöyle göstereyim. Bu da Rebel'e ait olsun. Bir tane mavi diyor. Mavi nedir? X-Wing ya da Y-Wing ya da Rebel Transporter. Ben genelde Y-Wing tercih ediyorum. Yanındaki rakam kaç? 2. 2'ye koydum. Yanında bir kare var. Bu kanon neydi? Shard Generator ya da I-Canon. Shard Generator güzel. Onu tercih ediyorum. Buraya koyuyorum. Diyelim ki Rebel'in üretimi tamamlandı. Sonrasında bunlar bir sıra kayıyorlar. Yani üretim bandına girdikten sonra bir sıra kayıyorlar. Ve bu benim şu an sahaya sürebileceğim askerimi gösteriyor. Aynı şey imparatorlukta için geçerli ama imparatorluk biraz daha fazla asker yapıyor. Çünkü daha çok yeri kontrol ediyor ve baskıladığı yerler var. Şu gördüğünüz Star Destroyer. Bir tane Star Destroyer. Bu Super Star. Star. 3'e koyuyorum. Bir tane TIE Fighter var yanında. Onu buraya koyuyorum. Şuralarda askerler var. Sonra bunları bir sıra indiriyorum. Diyelim ki benim çıkan grubum buydu. Tamam. İmparatorlukta genellikle daha fazla asker oluyor. Önce Rebel asker yerleştirecek. Asker yerleştirirken Rebel burada kendisinin loyal olan yerlere ya da Rebel Base'e asker koyabilir. Şu gibi durumda bir yere asker koyamaz. Ya da sabotaj marker olan açılırsa yerlere asker koyamaz. Onu biraz sonra anlatacağım. Ben bir yer seçip buraya koyuyorum. Karşımda imparator. Nötr'e koyamıyor. Yok, koyamıyor. Sadece kendi bulunduğu, kontrol ettiği yerler ya da Rebel'dir. İmparatorluk kendi natürel olduğu, kendi yönettiği yerlere koyabilir. Koyarken bir askeri koyarken bir yere 2'den fazla asker koyamıyorsunuz. Sonra hava fark ettiği. Yani buraya 2 koydum. Yani bütün ordu bir yere yığın diye bir şey söz konusu değil. 2 koyabiliyorsunuz. Sonra 2 tane daha koydunuz diğerlere. Baktınız diğer askerleri koymak istemiyorsunuz. Onları üretim bandının birinci kısmına koyabilirsiniz. Sonra tekrar round bittiğinde tekrar bunları çıkartabilirsiniz. Bundan sonra roundumuz tamamlanmış oluyor. O üretimi de şu gri ikonlar aradık değil mi? Üretim dediğim bir dakika. Yoksa pardon bu şey miydi? Bu gri ikon hero almak mıydı? Hayır, o şuradaki hero almak, şuradaki üretim. Ha tamam, üretim galiba. O zaman üretim de her round olmuyor da belli round'da. Tamam. Belli roundlarda oluyor. Hatta şurada bir şey var, şunu da getireyim. Ben de hep buna bakıyorum zaten. Assignment phase'imi yapıyorum. Command phase'imi tamamladıktan sonra bu bende yüklenmedi önce de. Ha, pardon. Tamam, ben oradan şimdi anlatayım zaten. Açıldı şimdi. Tamam. Liderlerimi geri çağırıyorum. Mission kartı çekiyorum. Elimde ondan fazlası atıyorum. İmparator
Prop Druid alıyor iki tane. Rebel Mission Card çekiyor. Sonra Time Mark'ı ilerletiyorum. Eğer Hero simgesi varsa Hero alıyorum. Ünite üretmesi şeyi varsa ünite alıyorum. Mesela diyelim ki 3. round'da ünite üretme simgesi yok. Ama benim şeyde 1. seviyede üretim varsa ben bunları yine de deploy edebilirim. Yani üretim olmasa bile yavaş yavaş kayıyor bunlar her round. Kaymıyorlar da 1. seviyedekiler her zaman aslında sana açık. Okay. Şeyler. Sadece üretimde kayıyorlar. Hiçbir temiz büyük deploy. Pardon, kayıyorlarmış. O zaman da bir aşağıya kayıyorlar ve olanları koyabiliyorsun. Bu da öyle yazmış. Oyunumuz da bu. Başka bir şey gelmedi aklıma. Şimdi biraz kartlardan bahsedeyim. Kartlar çünkü özellikli kartlar. Şimdi şu aslında İmparatorluğun kullandığı bir şey. Oyunda şeyler var, ringler var. Şöyle bir tane ring açayım. Bunlar öyle vermiş. İmparator. Evet, en çok kullandığımız ring bu. Şöyle diyor. Şimdi herhangi bir imparator askerinin bulunduğu bölgedeki rebel hero'sunu yakalamak için buradan bir adam gönderiyorsun. Genelde de Palpatine'i kullanıyorsun. Palpatine geliyor. Kim var burada? Leia nerede? Leia şurada mıydı? Veya bu. Benim askerimin olduğu bir yere geliyor ve ben diyor bunu yakalamak istiyorum diyor. Şimdi buna karşı koyabilmek için şeyin, rebelin havuzunda kimse yok. O yüzden karşı koyamıyor. Direkt bu yakalanmış oluyor. Ha, olsaydı koyabilecek miydi? Olsaydı koyabilecekti. Karşı koyabilecekti her durumda. Ya burada lider var, yerisini getiremezsin diye bir şey yok. Yok. Burada zaten bazı durumlarda liderin olduğu yere lider gönderiyorsun ki savunman daha güçlü olsun. Bunu yakaladığı zaman genelde kartlarında işte bunu konuşturup rebel base'i yakalamak, yerlerini keşfetmek, elindeki objektifleri görmek, hatta bunu dark side'a çevirmek gibi çok güzel kartlar var. Aynı zamanda bu buradaki rebel karakterini tuttuğu için rebelin eksik aksiyon yapmasını da sağlayan güzel bir hareket. Bu kart onun için kullanılıyor ve sürekli yaptığınız bir aksiyon olacak. Şu kart daha prop deck çekmeni sağlıyor. Prop kartı çekmeni sağlıyor. Böylelikle rebelin gizli base'ini bulmak için şey yapıyorsun. Daha bunun da yaklaşıyor. Şeyi, evet, sıkıntısı rebel base'de 8 asker varken güzel bu. Onun dışında çok anlamlı değil. Yani birini bir yere yürütmek bu kartı açmaktan daha mantıklı geliyor. Bir tane daha kartın var senin. Bak mesela şu güzel bir kart. Bununla şunu yapıyorsun. Yakaladığın bir adamı carbonite ediyorsun. Ona başka bir ataş takıyorsun. Böylelikle başka bir adam yakalayabilirsin. Ve carbonite bir de şey kazandırıyor. Reputation kaybettiriyor. İşte yakalama aksiyonunu bu gibi aksiyonlarla birleştirmek istiyorsun. Şuradan. Şu kart var. Bu kart için önce şu kartı anlatayım. Rebel'in şöyle bir kartı var. Bu herhangi bir bölgeye sabotaj marker koyuyor. Genelde Rebel bu sabotaj markerını şöyle büyük üretimi olan yerlere koyuyor. Çünkü bu sabotaj olduğu zaman üretim yapamıyor. Aynı zamanda deploy da yapamıyorsun buraya. Asker de koyamıyorsun. Ve Rebel'in böyle bir objektifi var işte. 3 tane yerde sabotaj varsa ve 1 tane reputation kazan şeklinde. Bu kart o sabotaj marker kaldırıyor. İstisnası var. Loyal olan yerdeki sabotaj markerlarını kaldırıyor. Bunun gibi subjugate yerlerden kaldırmıyor. Bu en büyük yapılan hata. Bu kart aynı zamanda senin bir projedekin var. Oradan kart çekmeni sağlıyor. Projedeki de sana çok faydalı kartlar var. Mesela bu Superstar Destroyer yaptırıyor. Bu herhangi bir üniteyi direkt oyuna sokmanı sağlıyor ama asıl şunu arıyorsun sen. Death Star'ın gezegen yok etmesi için bu projeye ihtiyacı var. Bu proje olmadan gezegen yok edemiyorsun.
Ve sen bu kartı çektikten sonra artık level base'de kaç harita olduğunun önemi yok. Havayı kazandıktan sonra o level base'i rahatlıkla yok edebilirsin. Bu da oyunu kazandıracak hareketlerden biri. O yüzden Rebel çok Death Star'ın yakınlarında bulunmamaya çalışıyor gibi bir durum söz konusu. Bir kartın daha var. Şu olması lazım. Bu değil. Nereye gitti acaba kart? O da şey yapıyor. Askerinin olduğu şunun gibi bölgelerin sana loyal olmasını sağlıyor. Loyalty de her zaman loyal yaptığında bir loyalty kazanırsın. Yani şu demek, natürel'i kendine çevirirsin. Ama burası rebelse bir loyalty yapabileceğin sadece natürel'e çevirmektir. Bunu neden yaparsın? Buradan asker kazanmasın, buradaki hakimiyeti gitsin şeklinde bir durum. O yüzden sen subjugate olduğun yerlerde kendine natural yerde subjugate de yapsan royal de yapsan o natural şeyse mesela rebelse hiç kırmızı oluyor. Zaten bu olduğumu direkt sana dönmüş oluyor. Artık subjugate'den kurtulmuş oluyor. Benim kartlarımdan da şu proje bulmamı sağlıyor. Ama biraz tehlikeli bir kart. Neden? Senin askerlerin olduğu bölgelere girmem gerekiyor. Onu yaptığım zaman da yakalanma riskim var. Sen oraya yakalanma koyarsan ki ben önce kartlarımı koyduğum için bunu tespit edebiliyorsun. Yine sabotaj marker, şu demin gösterdiğim sabotaj kartı gitmiş ama o sabotaj kartınla yine senin askerinin bulunduğu bölgelere giriyorum. Yakalanma ihtimalim var. Bir tek şu Build Alliance bana şey sağlıyor. Yeni loyalty'ler sağlıyor. Onda senin olduğun bölgeye girmeme gerek yok. Ama bazı görevlerim içerilerde oluyor. Benim için bir sıkıntı. Dediğim gibi bu iki markayı birleştiren de oyunu kazanıyor. Bu ataçlardan birisi takıldığında diğeri başka bir ataç varsa oradaki gidiyor. Bu yakalanmış şeyler hero'lar senin gemilerinle ve taşınabilen ve kapasiteni etkilemeyen karakterler. Bunları rahatlıkla taşıyabiliyorsun. Bir savaşı kaybeder ve bütün imparatorluk askerlerini yenersen bu otomatik olarak kurtulup rebel base'e kaçıyor. Kurtarmanın bir başka yolu da benim kurtarma kartlarım var. Onunla kurtarıp buraya kaçmasını sağlayabilirim. Death Star hareket ediyor muydu? Tabii. Death Star bir star ship station ve onun da kapasitesi 8. Yani aslında en yüksek kapasitesi olan şey. Ya bu yakında bir lider getirirsen şey yapabiliyorsun. Bir adım buraya yaklaştırabiliyorsun. Tabii yaklaştırabiliyorsun. Şeyler, TIE Fighter'lar X-Wing ve Y-Wing gibi hareket edebilen gemiler değiller. Onlar İlla ki taşınmak istiyorlar. Yani Death Star'la taşıyabilirsin. Super Star Destroyer'la veya Star Destroyer'la taşıyabilirsin. Peki Death Star bulunduğu bölgedeki gezegene mi saldırıyor? Adjacent'lara saldırabiliyor mu? Veya sadece bulunduğu bölgedeki. Tamam. Şunu kullanmak istiyorsa Death projeyi koyuyorsun. Lazım. Aynen. Bu neymiş? Resolve muymuş? Ona bir bakalım. Resolve dediği için herhangi bir karşılık da veremiyoruz. Gerçekleşiyor. Şuradan bu sistemi yok ettiğimize dair şunu koyuyoruz. Artık orada bir sistem olmuyor. Ha, bu arada tek kullanım mı? Ben böyle genel bir teknoloji gibi anladım. Bu tek kullanım mı? Şöyle ama 3 tane kullanabiliyorsun ondan. Yani bu destede 3 tane var ondan. Tamam. Yani bütün galaksiyi yok etme demişler. Her yeri yok ede gidersen tabii sıkıntı. Tabii ben tekrar rebel base'imi buraya kuramıyorum. Kart sende olmasa bile. Burada benim askerlerim varsa toptan yok oluyorlar. Senin askerlerin gemiye dönüyor. Zaten Rebel Base'i bulursam ve yok edersem oyun bitiyor. Zaten oyun bitti. Ama bulamadın. Tahmin ettin. Dedin ki burası olabilir. Hiç asker, aşağıda askerin yoktur. Veya sen işte şey diktatörsün böyle. Kafana göre takılıyorsun. Abi burayı patlatayım falan diyorsun. Patlatabilirsin ama karşılığında benim de bir objektifim var. Diyor ki ya böyle birkaç yer patlamışsa şu o. Sen bundan bir o kadar reputation kazan diyor. Yani insanlar korkuyorlar ama
sen de saygınlığını kaybediyorsun şeklinde bir tane şeyim var, görevim var yani. Biz bugarın tekstleri bu modda okuyamıyor muymuşuz? Nasıl yapacağız yok, o zaman? Yok, okuyor muyuz? Ya benim bir arkadaş şey yapmıştı, benle oyun var ya, oradan kartları çıkartıp bakacağım. Tamam. Bazılarını ezbere biliyorum. Başka soru varsa alalım. Yoksa hepsi bu kadar, oyuna başlayabiliriz. Ben bir şey sorayım mı Zafer? Sesim geliyor mu? Zaten senin oyun içinde soruların da olacak. Şimdi şey... O zaman ben yeniden kuruyorum. Ha, şey, Amart soru soruyor. Zafer sen de büyütürü galiba. Ha bir dakika o zaman. Onu tekrar açalım. Ha ya demin benim kapalı gözüküyordu. Niyeyse açıkmış da. Şey soruyor tamam. Zafer. Şimdi reputation kazanma olayını dedin ya. Şimdi reputation kazandım atıyorum 2 tane 3 tane deminki kartta bahsettiğin. İstediğim yerdeki şeylerimi çeviriyorum. Nasıl oluyor? Reputation track var. Burada Rebel'e ait. Mesela ben 3 tane kazandım diyelim değil mi? 1, 2, 3 oyunu ben kazandım. Şey peki demin sen hani bu gezegenlerin üzerindeki şeyleri çevirme için de reputation dedin sanki. Ben yanlış mı anladım? Yok. O şey başka bir şey. Neydi? Buyut Alliance. Loyalty evet. Loyalty kazanıyorsun. Ha loyalty kaybedersen ters çeviriyorsun. Evet, loyalty kaybedebilirsin. Mesela imparatorluk bazen oradaki loyalty'yi bozmak istiyor. Ben onunkini bozmak istiyorum. Genelde üretim bazlı oluyor. Yani ben de çok asker üretmek istiyorum. Dişe diş olursam saldırabilirim direkt. Belli olmaz o işler. Peki şey, bir de şeyi tam anlamadım. O kaçtı, bayağı önce anlatmıştım. Hani eğer imparator Rebel Base'i bulursa oraya geliyordu da sen kendi adamlarını başka bir gezegene çekiyordun reveller olarak. O neydi ya tam? Nasıl bir şeydi o? Şimdi burası gizliyse evet. Ben şu kartı kullanabilirim. Bu hep elimde olan bir kart. Kullandıkça da gitmiyor. Herkes aksiyonu tamamladıktan sonra yani en son aksiyon olarak bu yapılabiliyor. Evet. Bunu yaptığımda üstüne kaç lider koymuşsam bu prop deck'ten 4 ya da 8 kart çekiyorum. Burada imparatorun loyalı olmayan, askerinin bulunmadığı bir nokta bulup kaçabilirim. Ya da olduğum yerde kalmayı tercih ederim. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek bir şekilde bu ifşa olmuş olabilir. Yine bunu yapabilirim. Ama bundan sonra Rebel Base'in hem üretim kapasitesinden yararlanamam hem de askerlerimi buraya değil olduğu gezegene koymak zorundayım. Böyle bir sınırlama oluyor. Ben yeni bir yer seçtiğimde bunu imparatorluğa veriyorum. Yeni olan yerimi buraya kapatıyorum. Cüneyt ya sen miydin Amart? Ben de çok ciddi bir mesaj attım. Haberin olsun. Şey olarak yani nazikçe ciddiyetli bir mesaj attım. Kusura bakmayın istiyorsunuz diye. Yok şey değil ben normalde bende kapalıydı. Yok açık kalmış o yüzden. İşte bende kapalı gözüküyordu yanında hatta mikrofon çarpı gözüküyordu da. Ben de bunları koymuyorsun değil mi Utku? Kaydı durdurdunuz mu? Konuşuyoruz. Kaydı durdurmadım daha. O zaman şöyle kaydı kapatmadan önce şunu söyleyeyim bir de ben hani Zafer'e öncelikle teşekkür ediyoruz anlattığı için. Ama Fantasy Flight oyunu olduğu için çok fazla kuralı olan bir oyun. Oyun zaten şöyle bir Learn to Play kitapçığıyla geliyor. Artı bir de Rules Reference kitapçığı var. Dolayısıyla oyun oynarken karşınıza bir olay çıktığında bir kafanızı karıştıran bir durum çıktığında genelde çözümünü burada bulacaksınız. Onu hatırlatarak şey yapabiliriz herhalde. Tamam. Bir de şey var. Bizim oynayacağımız kısmı tamamen kitapta hazır olan bir senaryo. Yani askerlerin yerine konduğu ve başlangıcı yapıldı. Orada sadece şeyi belirlemek lazım. İşte Rebel Base nereye konacak? Bunu daha tecrübeli olan kişilerin Rebel'i oynamasında fayda var. Yoksa mesela şu işte dediğim gibi karakterleri kendine has kartlar var. Bu oyunu çok daha güzel hale getiriyor. Mesela şurada One Million Shot veya Sun Skywalker gibi çok old friend. Bunlar çok böyle çok oyuna daha tematik yapıyor.
tematik ve güzel hareketler katıyor, sürprizler katıyor. Bunun ek paketi daha da güzel yapıyor. Ek paketinde demin zarlar vardı, işte kartlar çekiyorduk ya. Ek paketinde sinematik combat diye bir versiyon var. Elinde 8 kart var ve duruma göre o kartları açarak oynuyorsun. Yani combat'ı bir kademe daha güzel hale getirmiş ve yeni gelen karakterler olaya çok güzel aksiyon katmış. Üstüne 3 deste var. Birisi kesin giriyor, diğer ikisinden birini tercih ederek her seferinde o desteği farklılaştırmış oluyorsun. Onda da işte destler yapım aşamasında onu yok etmeye çalışıyorsun duruma göre gibi. Şu objektifler sürekli değişiyor. Yani çok daha aslında daha kompleks ve güzel bir oyun ama tabii bu ne kadar detay girerse oyun o kadar zorlaşıyor. Peki. O zaman tekrardan teşekkür ettim abi. Güzel bir anlatım oldu. O zaman videoyu burada sonlandırıyorum. Oyunu da oynayalım istersen, onu da çek. Birçok soru orada daha rahat şey olur. Olur ama çok çok uzun bir video olur. Yüklemesi biraz zorlayabilir. O yani. Zaman sen şimdikini kapat. Oyun videosu bir tane daha aç. Olabilir. Tamam. Bunu bir kapatayım. Hı.